Bu videoda muhtemelen yaşamdaki en önemli makromolekül olan nükleik asitten söz edeceğiz. İlk olarak bu isim nereden geliyor buna bakalım. Bilim insanları bu moleküle ilk olarak hücre çekirdeğinde rastladı. Çekirdeğin latincesi de nükleus arkadaşlar. Yani nükleik kısmı buradan geliyor. Asit kısmı da bir takım asidik özellikler sergilemesinden geliyor. Nükleik asitlerin herhalde en ünlüsü deoksiribonükleik asittir. Yani kısaca DNA. Biyoloji yolculuğumuzda ilerledikçe bu molekülü daha ayrıntılı inceleyeceğiz. Ama herhalde şunu biliyorsunuzdur. DNA kalıtsal bilgilerimizin depolandığı moleküldür. Aslında bu molekül bizi biz yapan şeydir ve bir makromoleküldür. Diğer videolarda makromoleküllerden söz ettik. Karbonhidratlardan ve proteinlerden bahsettik. DNA da bir makromoleküldür. Çünkü milyonlarca atomdan oluşuyor. Gözünüzde daha iyi canlandırabilmeniz adına şöyle anlatayım. Burada DNA'nın çifte sarmalını görüyorsunuz. Sarmallardan biri bu diğeri de bu arkadaşlar. Ve bu kıvrık merdivenin üstünde bu basamaklar bulunuyor. Kromozom temelde çok uzun bir DNA parçasıdır ve insan genomundaki bir kromozom bu basamaklardan 100 milyon civarında içinde barındırabilir. Şu noktayı da akılda tutmak gerek. DNA molekülü veya genel olarak nükleik asitler, diğer birçok makromolekül gibi birer polimerdir. Çünkü yapı taşı moleküllerden oluşur. En meşhur nükleik asit olan DNA ve ondan hemen sonra gelen RNA da dahil olmak üzere, bütün nükleik asitlerin yapı taşı nükleotidlerdir. Evet, bunu yazalım. Nükleotid. Evet, burada bazı nükleotid örnekleri görüyoruz. Bu deoksiadenozin monofosfat. DNA'da bulunan nükleotitlerden biri arkadaşlar. Şekilde bu nükleotitin çeşitli kısımlarını görebiliyoruz. Burada bir fosfat grubu var. Burada 5 karbonlu bir şeker var. Bu örnekte bu riboz. Bu da azot, azot diyorum, ay, azotlu baz adını verdiğimiz şey. Neden azotlu diyoruz? Çünkü bu mavi küreler azot. Gri olanlar karbon. Kırmızı olanlar oksijen beyazlar da hidrojen. Molekülün bu kısmı bazik özellik taşıyor. Bu uçtaki fosfat grubununsa asidik bir özelliği var. Peki bu nükleotit nasıl işliyor derseniz, nükleotit kendi üstüne katlanıyor, sonra ribozlar ve fosfatlar sırayla dizilerek DNA'nın omurgasını oluşturuyor. Burada da görebilirsiniz. Bakın, fosfat, riboz, fosfat, riboz. Azotlu baz kısmı ise merdivenin basamağının bir kısmını oluşturuyor. DNA bilgiyi şöyle depoluyor. Bu azotlu bazların her birinin, ki buradakinin adı adenin, tamamlayıcı birer azotlu bazı var. Bu azotlu bazlar birleşerek merdivenin basamağını oluşturuyor. DNA için konuşursak adenin timin denilen azotlu bazla eşleşiyor. İlerleyen videolarda RNA için bu azotlu bazın urasil olduğunu göreceğiz. Guanin ise sitozinle eşleşiyor. Şimdilik bunu çok fazla önemsemeyin. İlerleyen videolarda DNA'dan ve DNA'da nasıl bilgi depolandığından söz ederken epey bir detaya ineceğiz zaten. Şimdilik DNA gibi bir nükleik asidin monomerinin nükleotit olduğunu bilin yeter. Evet, yazalım. Monomer. Şunu da netleştirelim. Var olan tek monomer bu değil. Mesela RNA'da, yani ribonükleik asitte buna karşılık gelen nükleotit adenozin monofosfattır. İkisi arasındaki farkı görebiliyorsunuz. Burada bir oksijen var ama burada yok. Oksijensiz anlamına gelen deoksi kısmı zaten buradan geliyor. Deoksiribonükleik asit adı bize bunu ifade ediyor. 5 karbonlu şekerdeki oksijenlerden biri eksik ve bahsettiğim gibi var olan tek azotlu baz adenin değil. Mesela burada azotlu bazı timin olan bir nükleotit görüyorsunuz. Bu da aşağıdakine çok benziyor ama bakın bu kısım farklı. Böyle de bir nükleotit var mesela. Beş şekerli karbon yine var, fosfat grubu yine var ama buradaki azotlu baz değişiyor. DNA'da bilgiyi kodlayan şey de işte bu farklı nükleotitlerin dizilişi. Şimdi şöyle bir soru sorabilirsiniz. Molekülün bu kısmı bazik özellik taşıyorsa buna neden asit diyoruz? Molekülün yapısına bakın. Bazik kısımlar merdivenin basamaklarını oluşturuyor. Dolayısıyla tepkimeye pek açık değiller. Çünkü molekülün iç tarafına daha yakınlar. Asidik kısım olan fosfat grupları ise molekülün dışına bakıyor. Dolayısıyla tepkimeye daha açıklar. Bu sayede molekülün tamamı asidik bir özellik kazanıyor. Evet şimdilik burada bırakıyorum arkadaşlar. İlerleyen videolarda nükleik asitlerin özellikle de DNA ve RNA'nın önemine dair daha ayrıntılı konuşacağız. Bu moleküllerin ne kadar muhteşem şeyler olduğunu daha iyi takdir etmeniz için şu örneği vereyim. Bazı bilim insanları ilk yaşam emarelerinin kendi kendilerini kopyalayan RNA molekülleriyle başladığını düşünüyor. Teoriye göre bu RNA'lar daha sonra bir tür zar yapısıyla çevrelendi ve hücrenin genetik mekanizmasını oluşturdu gibi gibi. İşte bu nedenle bu nükleik asitler bazen yaşamın en temel makro molekülleri olarak kabul edilirler.